Tavuk kanatları yanıma alıyorum. İçerisine malzemelerimizi koyacağız. Bir de soğanımız var. Soğanla beraber pişireceğim. Bunun için şimdi önce soğanlarımızı ayıtlayalım. Her iki tarafından keselim soğanlarımızı. Kabuklarını da alıyorum. Şimdi soğanlarımızı da bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Karpuz dilimi. Soğanları şöyle kenara alalım. Şimdi sarımsağımız var bu arada. Sarımsağımızı da iyice ezeceğiz. Havanımı alıyorum yanıma. İçerisine sarımsaklarımızı koyalım. Ve bir parça da tuz koyuyorum. Daha rahat ezilebilmesi için sarımsakların. Havanda bu şekilde eziyorum sarımsakları. Dilerseniz zeytinyağı ve tuzla beraber mikserden de geçirebilirsiniz sarımsaklarınızı. Sarımsaklarımızı güzelce ezdik. Tavuk kanatlarımızın içerisine malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Biraz yoğurt ekliyorum. Limon kabuğu rendesi. Ve yarım limonun da şimdi suyunu ekliyorum içerisine. Bal. Sarımsak. Baharatlarımızı da içerisine ekleyelim. Bol miktarda zencefil koyuyorum. Zencefil çok güzel yakışıyor. Biraz da kırmızı biber. Az miktarda da şimdi acı sos. Ve biraz da ketçap koyuyorum. Fırında pişirme yapacağım. Tepsimin içerisine şimdi soğanlarımızı koyuyoruz en alt kısmına. Tavuk kanatlarını da biraz önceki koymuş olduğum malzemelerle güzelce harmanlıyorum. Ve şimdi bu harmanlamış olduğum tavuk kanatlarını da soğanların üzerine diziyorum. Evet, tavuk kanatlarımı şimdi fırına götürüyorum. 230 dereceye kadar yükselttim. 20 dakika pişirdikten sonra kanatlarımı servise sunacağım. Tavuklar güzelce kızardı. Şimdi artık servis zamanı. Şimdi servisi yaparken, tavukları pişirirken altına koymuş olduğumuz soğanlarla birlikte servise sunacağım. Tavuklarımızı bu şekilde dizebiliriz. Şimdi soğanları da tavukların ortasına koyuyorum. Şimdi bunların üzerine de tekrardan tavuklardan dizeceğim. Şimdi bir de üzerine taze kişniş koyacağım. Tavuklarım servise hazır.